Piyasalarda işlem yapmaya başladığımızda hepimiz yanımızda bir takım ön kabulleri de beraberimizde getiriyoruz. Bebeklik dönemimizden şu yaşımıza kadar yaşayarak oluşturduğumuz tüm şemalarımız piyasaları algılayış ve değerlendiriş biçimimize, dolayısıyla da hangi durumda ne yapacağımızın kararını veriş biçimimize doğrudan etki ediyor. Gündelik hayatımızda olumlu, olumsuz ya da nötr olarak kodladığımız bir takım kavramlar trading özelinde aynı anlamı ifade etmeyebiliyorlar. Dolayısıyla bu bir yanılgı yaratıyor ve trading performansımızı da doğrudan etkiliyor. Bugün single case'te trading'e yeni başlayan kişilerin içine sürüklendiği en yaygın 5 yanılgıdan söz edeceğim. Hanımlar beyler hoş geldiniz. Ben single line trader. Ekranın yan kısmına kara tahtamızı açalım ve yanılgılardan bahsetmeye başlayalım. Stop loss zannedilenin aksine zararına satış yapmak değildir. Türk borsa camiasının uygulamaya yönelik en büyük problemlerinden biri hiç şüphesiz stop lostur. Bunun altında yatan sebebin de büyük ölçüde stop olmak zararına mal satmaktır. Algısından kaynaklandığına inanıyorum. Durmaksızın bahsettiğim şemalarımızın bir parçası zarar etmenin, kaybetmenin kötü bir şey olduğu inancından oluşuyor. Çünkü insanın doğası hali hazırda kaybetmeye tahammül edemeyen bir yapıdan meydana gelirken üstüne bir de bu olgu çocukluğumuzdan bu yana bize telkin edilerek pekiştiriliyor. Stop loss uygulamasına zarar etmek, kaybetmek gözüyle bakarsanız şüphesiz buna karşı çıkarsınız, stop olmazsınız. Bir yerden sonra bunun zarar etmek, kaybetmek olmadığına ikna olursanız ve öyle düşünmeyi bırakırsanız dahi uygulamaya geçmekte zorlanırsınız. Bir türlü stop olamıyorum noktasında bir bataklığa saplanıp kalırsınız. Özünde bakış açımız stop loss zarar etmek değil, zarar etmenin önüne geçmek için uygulanabilecek yegane işlemdir şeklinde olmalı. Bu sadece trading için değil, hayatın tamamına yönelik bir bakış açısı esasında. Okuduğu üniversitenin 3. yılına gelmiş ama bırakmaya cesaret edemediği için ömür boyu istemediği bir meslek yapmak zorunda kalan insanlar bu işin en uç noktasındaki örnekleri oluşturuyor diyebiliriz. Bazıları da cesaret edemediği için bölümü bırakamıyor. Ama mezun olup birkaç yıl o iş yaptıktan sonra artık 30'lu yaşlarına geldiğinde farklı ve istediği bir alana geçme cesaretini gösterebiliyor. Çok küçük bir kesimse 3. sınıfta yani yaklaşık 23-24 yaşlarında bölümü bırakma cesaretini gösteriyor ve farklı bir alana geçiyor. 4 senede yeni geçtiği alanda lisans öğretimi alıp iş bulduğunda yani 30'lu yaşlarına geldiğinde yaklaşık 3-4 yıllık bir sektörel tecrübe sahibi oluyor. İlk örnekteki kişi hiçbir zaman istediği işi yapamadı. İkinci örnekteki kişi 30 yaşından sonra istediği işe geçti. Son örnekteki kişi ise 30'lu yaşlarında istediği alanda 3-4 senelik bir tecrübe elde etti. Aynı mantığı kadın erkek ilişkilerini uyarlamakta mümkün. Sevgililik, nişanlılık ve evlilik süreçlerinde yaşanacak ayrılıkların da götürüleri vazgeçme süresiyle doğru orantılı olarak artıyor. Şu ana kadar gördüğüm stop en iyi anlatan görsellerden birini şu an kara tahtaya yansıtıyorum. Hayatta ve borsalarda stop loss tam olarak bu görevi görüyor. O yüzden zarar etmek olarak değil de daha büyük olası zararlardan korunmak için uygulanan bir metot olarak görmek ve kademeli olarak yavaş yavaş maruz kalarak uygulamaya başlamak bir trading kariyeriniz olup olmayacağını belirleyecektir. 3000 işlem boyunca stop olmazsınız, fiyat geri döner ama 3000 birinci işlemde fiyat geri dönmezse geçmiş olsun. O yüzden doğru zamanda çekilecek bir kibrit çöpü kendinden sonra gelenlerin de sağlam kalmasını sağlayacaktır. Yine de hayır ben sabır eder, dönmesini beklerim mi diyorsunuz? Öyleyse yeni başlayanların yaşadığı ikinci yanılgıya geçelim. Sabır. Hangi tarzda işlem yaparsa yapsın İster yatırımcı ister trader olsun piyasalarla ilgili bir miktar bilgi birikimi ve deneyimi olan herkesin piyasalarda mutlaka sabırlı olunması gerektiğini önerdiğini muhakkak duymuşsunuzdur. Hayatta da sabırlı olmamız gerektiği sürekli bize öğütlenir. Sabırla ilgili onlarca atasözü bulunup söylenebilir. Ben de kesinlikle piyasalarda işlem yaparken sahip olunması gereken en önemli yetkinliklerden birinin sabır olduğuna inanıyorum. Peki öyleyse buradaki yanılgı ne? Benim gördüğüm ve anladığım kadarıyla buradaki yanılgı sabır kavramının nasıl algılandığıyla ilgili. Hapisteki birinin algıladığıyla piyasada işlem yapan birinin sabır kavramını kullanırken algıladığı ve uyguladığı aynı. Ama aynı olmaması gerekiyor. Örneğin işlem açılan pozisyon düşmeye başlıyor, stop olunmuyor ve tüm o düşüş ve tekrardan yükselip başa baş noktasına gelinen süreç büyük bir sabırla bekleniyor. Zaman zaman bu sabır taşıyor, zaman zaman moraller bozuluyor ama ya sabır denerek başa gelen çekilir bakış açısıyla aldığı işlemin başa baş noktasına gelmesi için aynı hapisteki birinin cezasının bitmesini beklediği gibi bekliyor. Halbuki piyasalarda sabır denliğinde sözü edilen şey İşler bizim aleyhimizdeyken eylemsizlik gösterilerek sergilenen bir sabır değil. Eyleme geçmek için doğru koşulların oluşmasını beklemek için sergilenen bir sabır. Eğer kağıt üzerinde kurguladığınız oyun planında al ya da sat sinyali gelmediyse onu beklemek için sabretmek gerekiyor. Bu doğru. O yüzden sabır dendiğinde anlamamız gereken şey her şey berbat bir hale geldiğinde oturup hayaller kurarak boş boş beklemek değil. Kağıt üzerindeki planımızı uygulamaya geçirmek için doğru zamanı bekleme olgunluğu göstermek olmalı. Buradan üçüncü yanılgımıza geçelim. Piyasalarda ne olacağı bilinemez. Yeni başlayanların kapıldığı bir diğer büyük yanılgı da birilerinin piyasalarda ne zaman ne olacağını bildiği ya da para kazanmak için mutlaka ne olacağının bilinmesi gerektiğini zannetmesi oluyor. Fakat bu mümkün değil. Piyasaların kısa ve orta vadede ne olacağı, hangi yöne hareket edeceği asla bilinemez. Twitter ya da YouTube üzerinden karşımıza çıkan kişiler kendi açtıkları pozisyonun gidişatına uygun bir şekilde daima tahmin yürütüyor. Esasında ümit ediyor. Bu kaydı 2023 yılının 8 Mayıs tarihinde alıyorum. 6-7 gün sonra Cumhuriyet tarihimizin en önemli seçimi var. Piyasalar Ocak ayından beri düşüyor. O dönemlerde hükümet seçime düşen borsayla gidemez, daha fazla düşmesine mümkün değil izin verilmez goygoylarını hep birlikte dinledik. Takas grafiğinde şu aldı, bu sattı, dönüş başlıyor goygoylarını da dinledik. Şu günlerde de 200 günlük ortalamadan tepki aldık, yükseliş başlıyor goygoylarını dinliyoruz. Belki de sayeden yükseliş başlıyor ama bunu şu an bilmiyoruz. O yüzden özellikle üstüne basa basa bunu goygoy olarak adlandırdım. Oynanan maçın ardından yapılan değerlendirme programlarını asla sevmiyorum. 90 dakikalık maçın analizi nasıl 180 dakika sürebiliyor bunu hiçbir zaman anlamadım. Orada yapılan penaltı mı değil mi tartışması tam olarak neye hizmet ediyor anlamıyorum. Penaltı verildi ve gol geçerli sayıldı. Orada konuşarak neyi değiştirebilirsin? Borsa hakkındaki goygoycuları da tam olarak bu programları yapan kişilere benzetiyorum. Bu yapılmaya çalışılan tahminler hiçbir amaca hizmet etmiyor ama seyirciden talep görüyor. <laughs> ne diyelim? Yer çekiminin formülünü bulan adamı bilirsiniz Isaac Newton. Bu adamın piyasalarda battığını biliyor muydunuz? Evet sahiden battı ve sonra dedi ki hangi gezegenin hangi yıl tam olarak nerede bulacağının konumunu hesaplayabilirim ancak piyasalardaki çılgınlıkları hesaplayamam. Rasyonel, ekonomik ve iktisadi gerekçeler ne kadar düşüş ya da yükseliş öngörse de piyasalara yön veren en önemli şey insan duyguları ve davranışlarıdır. Tam da bu yüzden piyasaların ne yöne hareket edeceği asla bilinemez. Sözün özü piyasaların ne olacağı biliniyor ya da bilinebilir olsaydı her şey tam da olarak yeni başlayanların zannettiği gibi ilerlerdi. Oturur her şeyi öğrenirdik, çok bilirdik, çok kazanırdık. Ama çok bilen sayeden çok mu kazanır? Bu da başka bir yanılgı. Çok bilen çok kazanmaz. Esasında bu maddeden bu kanalın neredeyse her videosunda söz ediyorum. Çok bilen çok kazanmaz. Aksine analizleri felce uğrar. Bir parametre al derken diğer parametre alma der ve insan ne yapacağını bilemez oturmuş boş boş ekrana bakarken bulur kendini. O yüzden alım, stop loss ve kar alma koşulları ile birlikte pozisyon büyüklüğümüzü ayarladığımız koşulların bir kere netleştirilmesi ve devamında sabırla takip edilerek uygulanması gerekir. Yine de bu maddenin farklı bir boyutundan da bahsetmek istiyorum. Piyasadaki anlık fiyat hareketleri dahi her şeyi bilen bir adam olduğunu farz edelim. Tam bir büyücü. Yine de doğru zamanda alt tuşuna basmadıktan sonra her şeyi bilmesine rağmen para kazanamaz. Twitter ve YouTube üzerinden fena sayılmayacak analizler yayınlayan fakat bunlara işlem açmayan hatta piyasalarda hiç işlem açmayan borsa üstatları olduğunu biliyor muydunuz? Ben biliyorum. Çünkü trading analiz yapma, haklı olma, bilme ya da bilmeme işi değil. Sürdürülebilir trading, işlem açıldığı andan kapandığı ana kadar yaşanılan psikolojiyi ve duyguları doğru yönetebilme işi. Herkes trader olmak zorunda değil. Kim nasıl rahat söyle yapsın. Bu beni hiç ilgilendirmez. Para kazanabiliyorsa benlik hiçbir sorun olamaz. Allah bir bereket versin. Ancak piyasalarda analiz yayınlayan, yeni başlayan ve orta seviye insanları FOMO'ya sürükleyen, satmadığı için sizi eleştiren, her şeye kulp bulan onlarca goygocu tarafından galeyana gelmeyin. Bu işte sadece siz ekran ve duygularınız var. Meselenin çok bilmekle ilgili değil, tuşa basıp duyguları yönetebilmekle ilgili olduğunu bir kez daha vurguladığıma göre son maddeye geçelim. Traderlar çok kazanır. Gerçekten traderlar çok mu kazanır? İzlediğimiz Wall Street filmleri, borsacıları takım elbiseli, sinek kaydı tıraşlı, son model arabalara binen, malikanelerde yaşayan, güzel kızlarla takılan adamlar olarak lanse ediyor. İnsanların da doğal olarak borsacı dediğim böyle olur. Tüm bunlara sahip olmak için de çok ciddi paralar kazanılması gerekir. Yanılgısına kapılmasına sebebiyet veriyor. Esasında trading diğer tüm işler gibi bir iş. Şu an özel sektörde ödenen minimum maaş yani askeri ücret yanlış bilmiyorsam 8500 lira falan civarlarında. Bir kişi ben tradingle bu parayı sürdürülebilir olarak kazanıyorum patrondur mesaidir bunlarla uğraşamam diyerek sadece parasını buradan kazanarak hayatını sürdürebilir. Ve o kişi sürdürülebilir olarak bunu yapabilirse çok başarılı bir traderdır. Diğer yandan da borsa kazançları tamamen yüzde bazlı olarak sermayenizle belirlenir. Benim 10 bin lira sermayem var ve düzenli olarak 10 kazanıyorsam ayda 1.000 lira kazanmış olurum. 100 bin lira sermayesi olan başka biri düzenli olarak %2 kazanırsa 2 bin lira kazanmış olur. Kazanç özelinde konuşacak olursak hangimiz daha başarılı, daha çok kazanan mı başarılı? Günümüzde ayda 1000 lirayla geçim sağlanamayacağı için o kişi ne kadar başarılı olursa olsun tek işi trading olarak hayatını sürdüremez. Geçmiş verilerini baz alır, yükselen, düşen ve yatay piyasa koşullarında aylık bazda örneğin %5 kazandığını tespit eder. Dilediği hayatı sürdürebilmek için de 10 bin lira kazanması gerektiğini düşünürse sermayesi minimum 200 bin lira olmalıdır. 200 bin liraya %5 kazanırsa aylık 10 bin liraya tekabül eder. Ki bu çok düz ve basit bir hesap. Her ay gelen parayı çekerse bu sefer kasa büyümez. Kasa büyümezse kazanç kısıtlı kalır, enflasyon karşısında yenilir ve bir yerde bu düzen patlar. Herkes kendi beklentisine göre bu hesabı ve birikimi yapabilir. Konumuz her traderin çok kazanmak zorunda olmalı. Fakat bu sonsuza kadar böyle gitmez tabii ki. Bütçe yönetiminin de doğru yapan bir trader en azından bir süre kazanılan parayı sermaye olarak içeride tutarak bileşik getirinin de etkisiyle büyütürse bir yerden sonra bu sefer sahiden çok ciddi paralar kazanacaktır tabii ki. Tüm bunları bu işe başlar başlamaz çok fazla para var yanılgısına kapılarak gelen kişiler için ekledim. Her şey zamanla ve sabırla. Bu bölümde trading'e yeni başlayan kişilerin algısını bozarak trading şemalarını yanlış kurguladığını düşündüğüm en önemli ve en sık karşılaşılan 5 yanılgıdan söz ettim. Yaşanan tüm yanılgılar elbette bu 5 maddeden ibaret değil. Sizler de yorumlarda kendi gördüğünüz ve duyduğunuz yanılgılardan söz ederek bölüme katkı sağlayabilirsiniz. Bunun için şimdiden teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.